Selam dostlar bu videoda Bioshock Remastered oyununu inceleyeceğim. Ama ondan önce benim bu evren olan geçmişimi sizlere biraz anlatmam gerek. Ben Bioshock 1'i oynamadan önce zaten Bioshock 2'yi oynamış ancak bitiremeden bırakmıştım. Bu yüzden Bioshock 1'e girerken az çok neyle karşılaşacağımı tahmin ediyordum. Ve geçmişe dönüp baktığımda Bioshock 2'nin çok da iyi bir oyun olmadığı aklımda. Bu yüzden Bioshock 1'e girerken biraz tedirgin olmuş ancak Remastered olmasından dolayı o düşüncelerimin bir kısmını def etmeyi başarmıştım. Gerçi ikinci oyunu da elimden geldiğince oynamaya ve sevmeye çalışsam da bir türlü oyuna adapte olamamış ve klasik bir hikaye sunumu beklerken hayal kırıklığına uğramıştım. Bir de oyunda sürekli olarak bazı hatalarla karşılaşıyordum. Bu da oyunu aşırı derecede çekilmez kılıyordu. Üstelik bunlar öyle görmezden gelinebilecek türden hatalar değildi. Genelde oyunu kitleyen ve daha fazla ilerlememizi engelleyen türden hatalardı. O yüzden birçok kere en son kayıt aldığım noktaya dönmek zorunda kaldım. Çünkü oyun bana başka bir seçenek sunmuyordu. Ama sorunlar burada da bitmiyor. Çünkü oyun çok sık autosave almıyor ve siz de benim gibi 1-2 saat boyunca kendinizi oyuna kaptırıp kayıt almayı unutan biriyseniz bir de üstüne oyunun bir hatası yüzünden tıkalıp kalırsanız e, yapacak bir şey şey yok en son kayıt aldığınız noktaya dönmek zorundasınız. Bu da nereden baksak 1-2 saatlik ilerlemenizi kaybetmek anlamına geliyor. Ve bu sadece bir kere olan ya da oyunun sadece birkaç yerinde olan bir şey değil. E durum böyle olunca da ben de oynadığım yerleri tekrar oynamak zorunda kaldım. Bu da tabii ki oyundan çabucak sıkılmamı sağladı. Kaldı ki Bioshock 2 size doğrudan bir hikaye anlatmıyor. O yüzden tutup da hikayeyi merak edip oyunu oynamaya devam etmem de pek mümkün değildi. Daha sonrasında ilk iki oyunun remastered versiyonlarını ve üçüncü oyunu da Epic Gamesen bedavaya almam beni tekrar bu seriye döndürmek için yeterli bir sebepti. Üstelik serinin ikinci oyununu oynarken fark edemediğim bir şeyi de ilk oyunu oynarken fark ettim. O da oyunu oynarken içinde bulunduğumuz evrenin niteliği. Dediğim gibi Bioshock 2 size doğrudan bir hikaye anlatmıyor. Kaldı ki Bioshock 1 de öyle. Ama illa hikayeyi detaylı öğrenmek istiyorsanız oyunda ilerlerken etrafta bulduğunuz günlük denilen ses kayıtlarını dinlemeniz gerekiyor. Ben de ikinci oyunu oynarken yapmadığım bir şey yapıp ilk oyunu oynarken bu günlükleri elimden geldiğince okudum. Ve fark ettim ki bu adamlar basit bir fikir fikirle yola çıkıp, hadi denizin altında geçen bir şehirde mutantları öldürmece oyunu yapalım dememişler. Gerçekten detaylı ve belli bir felsefeye dayanan bir evren inşa etmişler. Zaten oyunu bitirdikten sonra bu evrene olan merakım daha da arttı ve araştırırken bir de bu oyunun bir kitabı olduğunu da gördüm. Hatta bu metni yazdığım sıralar okumaya başladım bile. Şimdi bu evrenin olan geçmişimi az çok anlattığıma göre artık çok bile odaklanabiliriz. Hey, gelecekten aradılar. Kanallarını geri istiyorlar. Hani daha demin Bioshock 2'de karşılaştığım hatalardan bahsediyordum ya. İşte aynısı Bioshock 1'in Remastered versiyonunda da geçerli. Adamlar remastered falan yaptık diyorlar ama benim pek inanasım gelmedi. Çünkü oyunda hala save sorunları, tıkalıp kalma ve daha fazla ilerleyememe gibi sorunlar var. O yüzden tutup da oyuna nasıl olsa remastered yapmışlar ben bu oyunu rahat rahat oynarım demeyin. Çünkü oyunda ilerlerken bir hatayla karşılaşırsanız mecburen son kayıt aldığınız noktadan devam etmek zorundasınız. Üstelik çok sık kayıt almadıysanız büyük ihtimal oyunun en son kayıt aldığı noktadan devam edeceksiniz ki bu da 1-2 saatinizin çöpe gitmesi ve oynadığınız yerleri tekrar oynamak zorunda olduğunuz anlamına gelir. Ve hayır kendimi tekrar etmiyorum. Oyundaki hatalar kendini tekrar ediyor. Adamlar 2010 yılında çıkan Bioshock 2'deki iki sorunları 2016 yılında çıkan Bioshock 1 da düzeltmek yerine olduğu gibi bırakmışlar. Burada da insanın aklına şu soru geliyor. O zaman neden Remastered yaptınız? Gerçi bütün bu hataları sırf şu giriş sekansı için bile görmezden gelebiliriz. Çünkü ben daha önce hiç bu kadar iyi bir açılışa sahip oyun görmedim. Üstelik bu açılış aslında çok da büyük olmayan ve genelde dar koridorlarda ilerlediğimiz bu oyunu kocaman büyük bir yerdeymiş gibi gösteriyor. Tabi bunda oyunun bir denizaltı şehrinde yer alıyor olması da büyük bir etken. Özellikle camlardan dışarı baktığımızda kocaman binaları görmek ve bu binaların arasında dolaşan balıkları seyretmek, koridorlarda ilerlerken su dolu odaların olması, terk edilmiş bir su altı şehrinde olduğumuzu her haliyle belli ediyor. Ve bu zaman zaman insanı geriyor olsa da oyun hiçbir zaman bir korku oyununa dönüşmüyor. Oyunun atmosferi, mekanları ya da bölüm tasarımı artık ne derseniz deyin gerçekten içinde bulunduğumuz evreni gerçekçi ve akılda kalıcı kılıyor Üstelik içinde bulunduğumuz mekanda hikayenin bir parçası olduğundan kolay kolay unutmak ya da hayran kalmamak elde değil. Şimdi biraz da oynanıştan bahsedelim. Öncelikle oyunda çeşitli silahlar ve bu silahların yanı sıra bir de plazmitler bulunuyor. Bu da oyunun süresine nazaran oynanışı çeşitli kılıyor. Ancak silahların ve plazmitlerin çeşitlerine baktığımızda farklı düşman türlerinin daha fazla olmasını beklerdim. Özellikle farklı mermi çeşitlerini farklı türde düşmanlara göre seçip kullanmamız gerekirken düşman çeşitliliğinin az olması o yönden kafa yormamızı az da olsa engelliyor. Az da olsa diyorum çünkü elimizdeki mühimmatı idareli kullanmamız gerek. Eğer tutup da yanlış mermi çeşidini yanlış düşman üzerinde kullanırsak boşu boşuna fazladan mermi harcamış oluruz ki bu da hiç isteyeceğimiz bir şey değil. Çünkü düşmanlardan ve etraftan edineceğiniz birkaç mermi ile idare etmek çok zor. Bu yüzden hangi mermi düşmanı daha hızlı öldürüyorsa o mermi çeşidini seçmemiz gerekiyor. Mesela güvenlik kameraları, taret ya da şu uçan zımbırtıları zırh delici mermilerle daha kolay öldürürken normal mermi daha zor öldürüyor ve daha fazla mermi harcamamıza sebep oluyor. Ancak eğer taret ya da güvenlik kameralarını zırh delici mermilerle yok edersek o zaman mutantlara karşı kullandığımız normal mermiden tasarruf etmiş hem de düşmanı daha hızlı öldürmüş oluruz. Plazmitlere baktığımızda ise yine mermide olduğu gibi bunda da farklı çeşitler bulunuyor. Ancak bunları düşmana göre seçip kullanmak yerine bulunduğumuz mekana ya da oyuncunun kendi oynanış tarzına göre seçmesi gerekiyor. Aynı zamanda oyunda daha ileriye gitmek ya da yeni yerleri açabilmek için bu plazmiklere ihtiyacımız oluyor. Oyunun içerisinde dediğim gibi birçok farklı plazmit çeşidi bulunuyor. Ve tabii ki her birinin farklı görevleri var. Mesela Yıldırım Şoku oyunun bize verdiği ilk plazmit ve benim de diğer plazmitler arasındaki favorim. Çünkü bu plazmidi mutant veya taret gibi düşmanlar üzerinde kullandığımda düşmanın sersemlemesini sağlıyor. Üstelik suyun içerisindeki bir düşman üzerinde kullandığımda tam bir katliam aracına dönüşüyor. Özellikle hacklemem gereken bir taret ya da güvenlik kamerası olduğunda önce bu plazmitle sersemletiyorum ki yanına gidip ekleme işlemini yapana kadar bana zarar vermesinler. Bu arada taretleri hacklemez ya da sersem gördükleri yerde size saldırıyorlar. Aynısı güvenlik kamerası için de geçerli. Eğer güvenlik kamerasını hacklemez, yok etmez veya görüş alanına girerseniz alarm devreye giriyor ve uçan zımbırtıları üstünüze saldırtabiliyor. Eğer güvenlik panelinden paraya kıyıp alarmı kapatmazsanız da belli bir süreye kadar size saldırmaya devam ediyorlar. Ancak eğer bir şekilde yanlarına kadar gidip cihazı eklemeyi başarırsanız o zaman size saldırmak yerine sizin düşmanlarınıza saldırıyorlar. Bu mini oyunda ise belli boruları birleştirerek bulmacayı çözüyor ve cihaza ekleyebiliyoruz. Ancak oyun ilerledikçe bu ekleme işlemi daha da zorlaşıyor. Bu arada ekleyebildiğimiz tek şey taret ya da güvenlik kamerası değil. Aynı zamanda oyunun belli yerlerinde bulunan kasaları ve şifreli kapıları da ekleyebiliyoruz. Şimdi plazmitlere geri dönecek olursak. Benim yıldırım plazmidinden sonra en çok kullandığım diğer bir plazmit ise koca babayı hipnotize et plazmidiydi. Evet biraz uzun bir ismi var ama oyunu oynarken gerçekten çok yardımcı oluyor. Ancak bu plazmit diğer plazmitlerden biraz daha farklı. Diğer plazmitlerin bir kısmını doğrudan düşman üzerinde kullanabiliyorken bu plazmidi sadece koca baba üzerinde kullanabiliyor. Böylece artık düşmanlarla sizin dövüşmenize gerek kalmıyor çünkü o işi zaten sizin yerinize koca babalar üstleniyor. Koca baba kim diye sorarsanız şöyle söyleyeyim. Oyunda bizden ve düşmanlardan bağımsız olarak hareket eden küçük kız çocukları var. Ve bu kız çocuklarının içi Adem'le dolu. Adem ise karakterimizi geliştirip yeni özellikler edinmemizi sağlayan ve oyundaki birçok düşmanın da dört gözle aradığı bir şey. O yüzden hem düşmanların hem de karakterimizin bu kızlara ihtiyacı var. Daha doğrusu bu kızların içerisinde bulunan Adem'e ihtiyacı var. E doğal olarak oyunda bu kadar önemli olan bir şeyi hiçbir bedel ödemeden alamayacağımıza göre o şeyi caydırıcı kılan bir unsur olması gerekiyor. İşte o Caydırıcı unsur da koca babalar. Çünkü bu kız çocuklarının içerisindeki Adem alabilmek için öncelikle bu kızları koruyan koca babaları öldürmeniz gerekiyor. Ki bu da gerçekten çok zor. Bu kızların içerisinde bulunan Adem ise karakterimizi geliştirmeye ve yeni yetenekler kazanmamızı sağlıyor. Hani daha önce demiştim ya oyunda ilerledikçe ekleme işlemi daha da zorlaşıyor diye. İşte Adem kazanarak teknik toniğinizi geliştirip ekleme işlemini daha kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ya da daha çok Adem kazanarak fiziksel tonik ya da mühimmat toniğinizi geliştirip oyunda düşmanlara karşı daha rahat üstünlük sağlayabiliyorsunuz. Ancak bu Adem denen şeyi kazanabilmeniz için öncelikle bu küçük kızların yanındaki fedaileri yani koca babaları öldürmeniz gerek. Onları öldürdükten sonra ise küçük kız çocuğuna yaklaşıp ondan Adem'i alabiliyorsunuz. Ancak burada oyun size iki tane seçenek sunuyor. Birincisi küçük kızı kurtarıp daha az adem almak. ikincisi küçük kızı hasat ederek daha fazla adem almak. Burada size tavsiyem bu kızları kurtarmanız olacaktır. Çünkü oyunun ilerleyen zamanlarında hasat ettiğiniz için pişman olabilirsiniz. Oyunda düşmanlarla çatışmak gayet keyifli ve vuruş hissi de idare eder. Öldürdüğümüz düşmanlardan ise para veya mühimmat toplayabiliyoruz. Topladığımız bu paralarla da otomatlardan cephane, sağlık ve hava şırıngası gibi gerekli eşyaları alabiliyoruz. Üstelik bu otomatları da hackleyip eşyaları olduğundan daha ucuza alabiliyor ve kilitli eşyaları da satın alabiliyoruz. Oyunun her bir bölümü farklı bir haritada geçiyor ve bu haritalar arasında da dilediğimiz gibi gezebiliyoruz. Her ne kadar bu haritalar ambiyans olarak birbirine çok benzese de 15-16 saatte bitebilen bir oyun için bence çok da önemli değil. Şimdi ben oyunun hikayesini burada anlatmayacağım. Belki ayrı bir video yaparım ama bu videoda anlatmayacağım. Çünkü bu oyunun hikayesini anlatabilmem için hem kitabı bitirmem gerekiyor. Hem de oyunun içerisinde daha detaylı bir araştırma yapmam gerekiyor. O günlük denilen işte ses kayıtlarını hepsini bulup okumam gerekiyor. Ayrıca bir de internette falan araştırma yapmam gerekiyor. Buna da vaktim olmadığından dolayı şu anda bunu yapamayacağım. Toparlayacak olursam oyunun müzikleri ve sesleri gayet iyi ve akıcı bir oynanışa sahip. Ancak çok da iyi olmayan vuruş hissi ve oyundaki bazı hatalar bir de üstüne yetersiz düşman çeşitliliği bu oyunu ortalama bir oyun kılıyor. Ancak bu oyundaki atmosferin görülmemiş güzellikte olması her şeyi değiştiriyor. Öyle ki oyunun bütün bu kusurları bu güzelim atmosfer için görmezden gelinebilir. Evet video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.